Müneccim değiliz biz hocam amına koyayım. Yani aç oğlum. Zor mu da indir amına koyayım. Herhalde bir şey gördüm. İndir oğlum ne utanıyorsun ya. Bak ben size bir şey. Bir de beni formu yorum. Tamam hadi görelim. 30 kilo verdim ya. Görelim. Bak ilk defa soyunuyorum ya. Evet bugün konuğumuz Kadir Bey. Dümenden bir pozlama alabilir miyiz? Alacağız abisi. Soyunuyorum. Bir videomuzdan da herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bomba serimizin 3. bölümündeyiz. Bayağı... Bu Arda abi çok tatlı bir adam bu arada. Bu böyle hareketlere falan Instagram'da önüme çıkıyordu. Genellikle böyle hatalı hareketleri garip bir şekilde yine de olsun düzeltiyordu. Yine de önüme çıkıyordu. Sevimli bir adam. Artık gelsin yıkılalım diyenler çok oldu. Kadir abi saygılar. Getirdim. Eyvallah. Kadir hocanın raconu biraz bana çok sert geliyor ya. Üslubu ama samimi adam gibi geliyor böyle ama sert. Kardeşim sağ olasın. Kadir abimiz arkadaşlar çok istemiştiniz. Şöyle güzel bir like butonuna abanırsanız izleriz. Bomba gibi ben... Hocam sakin olun. Bak videolarımız bitsin. Canım ben bu yayını gerekirse 8 saatte yaparım. Dediğiniz videoların hepsini izlerim. Lütfen rica ediyorum bir videoyu izlerken başka bir videoyu yazmayın. Şu bak 3 tane videoyu bitirelim. Bu 3 tane videoyu bitirdikten sonra da istediğinizi söylerseniz onu izleriz. Lütfen şu an spam yapmayalım, konuya odaklanalım. Kendinizi görürsek videoyu devam ettireceğiz. Yine 4 tane konu gelecek. Bu kişilerin arasından biz sadece natural olmayanı sona bırakacağız. Yani natural olmayanı bulmaya çalışacağız. Naturalleri eleyeceğiz yine. Var bak tekte bulurum hele. Kadir abi gözler iyi görür herhalde. Görürüm. Bir de Daffy Duck falan topita mı ne o öyle? Ne üstündeki? Şimdi kanka. Bu Daffy Duck mı diyorlar? Daffy Duck mı? Daffy Duck galiba. Aynen. Bu eski Kemal azıcık küçültürüm. Küçülteyim. Bunun büyüğünü hiç bulamadım. İyi mi kanka chat? Şu an yani. Kamera çok da büyük olmasın. Diyorsun, mimiklerimi falan da görün diye de bilerek biraz büyük yapıyorum ya. Yani benim nesil bunlarla büyüdü abi. O zaman abi ağzımı açmayayım. Bizi de indirirler falan. Bence de aç. Arkadaşlar izleyiniz de Kadir hocamla hocam hazırsan konuklarımız gelsin. Bir davet edelim. Bir tanıyalım. Gelsin bakalım. Boylarını bir görelim. Bir görelim bakalım. Kimler geliyor? Kimler gelmiyor? Merhabalar. Ben Cumali Kendirli. Natural bu. 20 yaşındayım. Natural. Merhabalar, ben Yiğit Mihan, 19 yaşındayım ve tabii ki naturalim. Merhaba, ben Mahmut Karaali, 25 yaşındayım. Natural. Bu da natural. Merhabalar, ismim Taha, 21 yaşındayım, doğalım. Abi adamlar nerede? Geliyor, ne bileyim. Daha da biraz geldi. Sıkıntı var gibime geldi hocam. Dur bakalım, senelere göre göreceğiz. Evet. Bir otursunlar ama, bir yan yana otursunlar, bir görelim. Hoş geldiniz. Millet fenaymış ya bu sefer. Ben Cumali, 20 yaşındayım, naturalim. Bakayım şöyle bir göreyim elemanları. Hoş geldiniz. Millet fenaymış ya bu sefer. Ben Cuma... Kanka Yiğit basmış gibi geldi bana. 20 yaşındayım. Bak şu var ya. Zaten kamerayı... Yiğit bilmiyorum da. Bir tane anabolizan, bir tane deka kullanmış olabilir. Hoş geldin valla. Hoş bulduk hocam. Ben çünkü trapezler hafif büyük. Tişörtten sırıtıyor. 9 yaşındayım ve tabii ki natürelim. 19. Evet. Ben Mahmut Karaali. 19 yaşında mı? 25. Bu mu 19 yaşında? Oğlum bu kesin. Natürelim. %100 bu ya. Verdim, notu verdim direkt. Ben daha 21 yaşındayım, doğalım. Neredesin kanka? Aslen Kars. Hiç belli mi? İstanbul'da olmalıyım ama. Hiç Kars'a da benzemiyor. Bence model olur senden. Ama yakışıklı çocuk değil mi? Kesinlikle. Ya sevimli bir çocuk. Müthiş. Teşekkür ederim hocam. Kanka. Kadir abi bugün Daffy Duck giyiyorsun üstüne. Sonra bir öyküler çözemedim de. Bu arada şunu diyeyim. Bu Daffy Duck tişörtüm nasıl? Yakışmış hocam size, yakışmış. Hayır. Hocam sizi açmış yani cidden güzel. İzninizle adettendir ilk sorumla başlayayım. İlk başta Cuma Ağacığım senden başlıyorum. Ne kadar süredir spor yapıyorsun? 7 yıl oldu totalde. 7 yıl. Çok iyi. 7 yıl bir notumuzu alalım. Kadir abi not almayı unutma ha bak. Arkaya not alman lazım. Devam edelim. Benim babam bodyciydi o yüzden ben çocukluğumdan beri hep iç içeyim sporla. 10'lu yaşlarımda babamla gidip bacak falan çalıştırdım. Eskiden de futbolcuydum. Ama full try hard 7 yıldır diyebilirim 6-7 yıl. 7 yıl o çok yaşın 19. Evet. 13'te falan mı var? Evet evet. Oo, sen ne yapıyordun abi 13 yaşında? 13 yaşında köyde inek otlatıyordum. Köyde inek mi otlatıyordum? Abi adamlar ya o yaşadığımız yer köydü. Şimdi büyük ilçe oldu da. Gerçi ben babamdan dayak yerdim tamam mı? Şimdiler hep mısırlığa falan kaçırdım. Mineçikiye derdi ben dayak yerdim. Onun için beni o işten de azletmişler. Yani iki tane koyunu bile bekleyemedim. Uyuyorsun. Üçten devam edelim. Ben 2016'dan beri devam ediyorum. Hobi olarak başladım sporda. Profesyonel olarak ilerledim. Ama 2022'de... Pardon. Profesyonel derken neyi kastettin dayı? Daha ilerleyen zamanlarda konunun detayına inerim Kadir Hocam. Şimdi insan detayı olmaz mı kısaca? Yani profesyonel dedin ya kanka. Profesyonel demek
o işten para kazanan insan demek. Yani o işten para kazanmadım ama o madem bu kadar uzun zamandır spor yapıyorum dedim, yarıştım. Eğer o işten para kazanamıyorsan sen profesyonel değilsin. Amatörsün demektir. Yani bence öyle. Yani ben mi yanlış biliyorum bilmiyorum. Yine de podyuma çıkması profesyonellik sayılıyor abi. Bence yok değil. Ya. Profesyonellik kazanılan paraya göre falan. Değil ki ya. Ben de şey kabasaya bakıyorum. Profesyonellik genellikle işin ehli olmaya denir. Yani neyse, sonuna neyse, kadar ya, en ince ayrıntılarını bilmeyi profesyonellik denir. İşte sakatlıklar olsun. Olaylara dönüşüyorsun. Sakatlıklar olsun, işte salon değiştirmeler, pandemi dönemleri falan derken ara ara. 8 yıl yaptın. Yaptık. Yani. Son 2,5 seneden beri tryhard. Ta valla senden de bir alalım. Senden kollar falan buldozer gibi. Teşekkür ederim abi. Sen haftada 2-3. Yok, bir kere çalışıyorum, bölgesel yapıyorum. 16 yaşında salona başladım. 5 senedir aralıksız spor yapıyorum salonda. Maddi kazancı mı olmalı profesyonelin? Sene... Hemen bakalım hocam. Hemen bir şey profesyonel. Ne demek? Bir işi bir mesleği kazanç sağlamak ereğiyle yapan kimse. Doğru bilmiş hocamız, iyi demiş. İşinin uzmanı usta olan kimse. Ben de ikinciyi söylemişim. Bak. Ben ikinciyi söylemişim. Kadir hocamız birinciyi söylemiş. Doğru da böyle diyor hocam. İşinin uzmanı usta olan kimse. Ben daha çok bir işte usta olan bir adama genellikle profesyonel denir diye hatırlıyorum. Vücut ağırlığıyla geçmişim var. 5 yıl geçmişim var. Kadir hocam, ilk sorularımızı aldık. Şimdi sen bir ikinci soruyu sor istersen. Cumali'ciğim, sana bir soru soracağım. Evet hocam. Şimdi spora başladıktan sonra, yani ağırlık çalışmaya başladıktan sonra veya birkaç sene sonra neyse, bu ağırlık çalıştığın zamanlar olaylara daha farklı tepkiler veriyor muydu? Yani çok kızmayacağın bir olaya daha fazla tepki verir oldun mu? Sinirli oluyor muydu? Yani dönem dönem böyle agresiflikler olabiliyor ama dönemsel tabii. Hocam şunu açıklayayım. Dediğim gibi çocukken başlamıştım ya ben. Başladığımda ben çocuktum, sonrasında ergenliğe girdim. Mesela ilaç kullandığımızda ne oluyor? Dışarıdan testosteron alıyoruz. Konuş ben artık. Ergenliğe girdiğim için vücudum zaten sonradan testosteron salgılamaya başladı. Hayır hocam, demek istediğim şey ben çocuktum, 13 yaşında başladım. 17-18'den sonra ergenliğe girdim ya. Hanım testosteron almıyor mu? Ergenliğe girdiğimizde ne oluyor hocam? Patlaması falan. Vücut tesisler kendisi testosteron üretmeye başlıyor ya zaten. O yüzden çok fazla oldu dediğim gibi. Yani büyüme hormonu falan patlıyor ya o hormonun altında falan. Ondan bahsediyorum. Evet. Benim de gerginliğim dönemsel değişiyor. Balk dönemi, kat dönemi olmaksızın. Genellikle aç olduğum dönemlerde çok sinirleniyorum. Bir de Rizeli olduğumdan dolayı yapım gereği sinirliyiz biz zaten. Kadir hocam iyi bilir. Hobi Temo'dan. Bilir. Beni de anlar zaten. Yani senin yapım da? Yapım sinirli. Sinirli. Evet. Böyle biraz saldırgan bir yapım. Egzenin mahkemesi varmış. Hayır yok. Hayır yoktur. Var mı lan? Hayır oğlum, daha dün gittik ya. Dün gittim oğlum. Dur bir saniye arayayım. Dün gittik oğlum ya. Havada attı adama salonun ortasında. Sihir bakanını öldürdü amına koyayım. Alo. Senin davan mı var bugün tekrar? Tamam. Hadi seviyorum seni. Oyun geçmiş ama IRL yapacağım bugün full. IRL yapacağım. Öyle video falan izlerim diyorum ya bugün. Tamam, seni seviyorum. Bir şey olursa bana haber et. Bak olursa öyle bir dava haber ver bana. Tamam hadi öptüm. Hadi öptüm, bay bay. Yok oğlum ya, yokmuş oğlum. Aynen öyle hocam. Aynen. Tamam sen. Ben antrenman yapmadığım dönemlerde daha çok sinirli oluyorum. Antrenman yaptığımda rahatım yani. Öyle bir problemim yok. Amına koyarım nasıl yok. Dava oyunda roleplay'de ya. Geris modda chat. Gerçek değil. Ama tabii ki duraksama var. Benim de aynı şekilde devam ediyor ama tabii ki eskisi gibi değil. Duraksama var diyorsun yine. Gelişimim devam ediyor. Bunu nasıl anlayabiliyorum? Her gün kendimi gördüğüm için fark etmiyor ama galerimde bir önceki senelere baktığıma nazaran geliştiğimi fark ediyorum, evet. Hala devam ediyor. Spor geçmişlerine rağmen. Mesela 8 yıl yapmışsın, hala ufak ufak. İlk zamanlardaki gibi değil gelişimim ama hala güç artışım falan oluyor. Yavaşladı ama. Evet, yavaşladı. Kadir abi, sormak istediğim bir soru var mı? Bak şimdi bir kişiyi elememiz lazım. Şimdi birinciden başlıyorum ben. Tabii. Tamam. Yani birinciye kafayı taktım. Kilitlendim. Tamam. Radara girdi mi diyorsun? Tabii. Seni kurtaracağım ben, sen rahat ol, tamam. Yani kafayı taktım derken gıcık olmadım sana yani. Yok, anladım. Hani şimdi kazak giyiyor ya. Bu tüccar sana yaramadı. Bir de diyet sana yaramadı, ben söyleyeyim.
Yok yok, ben hiç sinirli değilim. Bunlar genç, benim neredeyse torunum yaşında bunlar. Yani bunlara ben sinirlenmem de. Şimdi birincinin ben natural olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı kadarıyla. Bilekler falan şey, yani, yumuş yumuş. Yani böyle 8 yumuş yumuş derken sağlam ama sertlik yok yani. Yani 8 yıl body yapmış, iyi asılmış bir şekil görmüyor. Trapezleri fena. Böyle hayır, bir adam, oturuş mu? Bizi mi kandırıyorlar yine anlamadım ki. Yani şimdi bunlar gibi mesela traplar bu arkadaş biraz gibi şey giyseydi tişört mişört daha net belli olurdu ama Taha, sen abi. Taha biraz arada, hafif dar giymiş ya. Biraz şey, yanıltıcı olabiliyor. Herkes oversize. Taha sağlam vücudunu gözüme soktunuz kardeşim. Tuzak mı var yoksa? Hocam Taha bir kitap okumamış. Ama iyi olmuş bir şey değil mi sana? Daha fena duruyor. O zaman sen Cuma Ali natural mi dersin Kadir dayım? Evet öyle diyor. Taha natural ya. Bence bana yani Taha natural gibi geliyor abi. Trapezleri çok büyük değil. Herkes naturalin diyor ya. Dünya şampiyonu. Abi bir şey söyleyeceğim. Böyle iyi formları da görünce herkese de steroid böyle işte demeye de gerek yok oğlum. Bazı adamlar var yani gerçekten çok iyi vücutları olup da hiçbir şekilde yani iğne kullanmayan yani. Ha bu vücudu yapabilirsin mesela Taha'nın vücudunu. Ha ne kadar da yaparsın? 4 sene geçer, 5 sene geçer ama yaparsın yani yine anladın mı? Böyle aman aman inanılmaz bir vücutta değil. Olmuş bile. Olan bir vücut yani ya. Yaparsın o sen vücudu. Sen bundan gurur duyuyorsun. Bu ne? Ne attın bana rayı? Ya ne attın oğlum ya? Ben bugün Atatürk milliyetçisi, tengirciyim. Bu kadar yeter. Tengir ya, yeter arıyorsun yani. Öyle de demiyorsun gerçi de. Bana bu konularda öyle tengirime götmek dersen ha burada kafayı yapıştırırım sana. Yine hatırlattın o videoyu. Nereden çıkarttın hatırlattın. Ben natural miyim sence ne diyorsun? Ne ilaç kullandın abi kesin. Ya bırakmıştım. Ama söylemiyorum. Şeylik yapıyor. Size özel değil. Sövüş burada bize de var. Cuma Ali vallahi seni natural olarak sınıflandırıyoruz bu videoda. Sağ ol geldiğin için. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Siz de sağ olun. Evet arkadaşlar. İkinci etapın ilk sorusunu ben soruyorum Ardacığım değil mi? Şimdi burada bir şey almışsın ama ne olduğu da tam belli değil. Antrenmanda pump'ını hızlı mı alırsın, yavaş mı alırsın? Birinci arkadaş. Hocam açıklamam gerekirse ben hep hızlı alırım. Bunun sebeplerinden bir tanesi de antrenman öncesi kullandığımız supplementler, takviyeler, pre-workoutlar olsun. Bunlar da yardımcı. Kanka bu çocuk ya, bu çocuk bak harbi söylüyorum. Dur ben şu kameramı biraz şöyle koyayım da kimsenin yüzünü kapatma. Kanka bak bu çocuk ya, bak net diyorum şu. Olur ama olmasa da ben hep hızlı pump olurdum. Bu bak çünkü şurada böyle bir çıkıntı var birader. O kat çıkıntısı ya, o trapez çok ya. Aç olmadığım sürece genelde hep hızlı pump olurum yani. Yani hızlı ereksiyonu oluyorum diyorsun. Aynen çok hızlı anında. Adamsın. Pump'ı sen neye bağladın ben anlamadım buraya. Abi şimdi benim soru değişim ben mi yanlış aldım? İnsan yaşlandıkça aklı hep şeyine düşer ya tamam mı? Öyle bir psikoloji var. Eskisi gibi bank olamadığım için aniden detayı da bize paylaştı sağ ol. Hocam bir de olay kan toplanması ya sonuç olarak. Kanal. Sonuçta onun da bank olması lazım. Yara vurulmaz ya bir şey. Bu ilaç şidem evet, var. O benim kalp kaldırır mı? Hocam ben de her iki türlü de benim kalbimi kaldırır mı? Ya? Kadir abi iyi erkeklere denk yani öyle ya. Bir gülerek dedin ki kanka. Oğlum ben alınmıyorum amına koyayım. Yeter ki ol yani. Size lafım yok estağfurullah. Kadir abi sen yine dikkatli koşma da olmaz. Ben de çok hızlı pump alıyorum. Özellikle biceps antrenmanında ilk setten direkt pump alıyorum. İlk setten? İlk aynen setten. İlk setten pump alabiliyorum. Nasıl oluyor? Bence bunları not ediyorum. Bunları not ediyorum hocam. Bunları not ediyoruz. Adam şu an bile... Hocam deneyebiliriz istiyorsanız yani. Yok Kadir abi deneme yapma. Yok ona girmeyelim. Evet kardeşim ben... Tamam anladım. Ben cevaplarımı kaydettim. Sen kaydettin mi cevapları? Yok. Ben de bu unutulacak gibi cevaplar değildi çünkü ondan dolayı. Yine sormaz. Pamplamak ne demek? İşte kan toplanması. İşte çok hızlı hissetmek o bölümü ne diyeyim. Kan çok hızlı toplanıyor derler. İşte pump oldun mu işte şiştin mi olarak da hitap ederler. O şey antrenmanla hızlı bir şekilde hemen alıyor musun hareketi derler yani. O pump dedi o kanka. Olmazsak olmaz. Beyler adettendir. Bu önemli bir soru soruyoruz. Yani herhangi bir branş olur. Vücut geliştirme olur. Hiç yarışmaya katıldınız mı? Yiğit sen sana bir soru sorayım. Yok hiç katılmadım ama önümüzdeki senelerde düşünüyorum. Biraz daha kütle ihtiyacım var. Ben yarıştım. İki yarış yaptım. Hem 2022'de hem de 2024'te. Bu altı kanka ayı... kaçıncı oldun delikanlı? 2022'de dördüncü oldum. Türkiye dördüncüsü. Evet. Dört kişi mi vardı? 45 kişi vardı hocam. Atletik fizikte 2022'de. Junior'da adam yarıştım adam, o zaman. Dördüncü oldum. Bak, burada bir şey anlatabilir miyim? Tabii. Şimdi İzmir'de yarışmadaydım geçen sene. Çocuğum biri geldi dışarıda ben. Dört kişi mi vardı? Dedi ya hocam dedi formumu dedi analiz eder misin? İyi dedim soyun. Çocuk bir çıkardı. Hiçbir şey yok amına. Bak harbiden yok ya.
Dedim oğlum formuna sokayım, bir şey yok yani, normal zayıf bir çocuk. Boyanmış, yarışmaya gelmiş. Hocam tanıdığımız bir arkadaş mı o sektörden? Yok yok, genç bir 18 yaşlarında bir delikanlı. Ya adamda hiçbir şey yok yani, tamam mı? Normal boyanmış çıkmış. Yani zayıf, fit bir delikanlıyı düşün. Dedim oğlum formuna sokayım yani, sende bir şey yok ki, neyin kafasını yaşıyor? O da geldi sonuncu olmuştu. 30-40 kişi vardı, o da sonuncu olmuş, öyle dedi bana. Sen dedim devam et, 40 sene sonra birinci olma ihtimalin olabilir. Ya öyle bir olay geçti. Ben bunu niye anlattım abi? Ne bileyim abi, devam ediyorum ben. Evet. Tamam. Her şey için ama. Beynimi stop etti. Sen hani diyorsun. Dördüncü oldu şey falan diyor ya. Hmm. Hani dedim ya dört kişi mi vardı ya. 45'in içinde dördüncü olduysa. Eyvallah demek hocam. Demek ki o kadar da paçoz değilmiş yani. Eyvallah hocam. Sizin de bilekleri kesiyorum ya benim. Ben bilek güreşi yarışmasına katıldım lisedeyken. İstanbul dördüncüsü oldum. Türkiye'de de yarıştım bilek güreşinde. 1,5 ay hazırlandım ama fazla hazırlanmadım yani. Vücut geliştirme antrenmanları. Adamın yalnız var ya, ön kolu fena ya bu. Şurası bayağı iyiymiş. Baksana şu ön bileğe. Hot hot bile duruyor. Hazırlandım. Bana onda da bir derece yapamadım ama vücut geliştirmede yarışmak istiyorum. Ben yavaştan geliyorum. Bu soruyu senin sormanı tak istiyorum. Enjeksiyon korkun var mı Yiğit? Yani iğne fobisi mi? İğne denmez. O şey yok. Köylü iş oldu. Hocam çocukken çok ufakken vardı. Şu an kocaman adam olduk. Ufacık iğneden de korkacak değiliz veya. Yok diyorum. Yani korkmadın yani. Veya korkmuyorsun. Sen korkuyor musun Kadir abi? Ha. Peki toprağım sen? Ben çok yaramaz bir gençlik geçirdiğim için, çocukluk geçirdiğim için sürekli hastanelerde vaktim geçti. Hastalık falan mı? Hastalık olsun, orayı burayı kırma tarzı. Yaramaz bir çocuk olduğum için hastanelerle aram iyidir. Küçüklükten beri alıştık iğneye. İğne, korkum, fobim yok. Yani diyorsun ki biz gerekirse kurşuna kafa atarız, iğne neymiş diyorsun. Adamsın. Benim de iğneden herhangi bir korkum yok. Yokmuş. Ya ha, şimdi olsa da adam utanır burada demeye. Ulan cekler öküz gibi adam. Ama onunla alakası yok ya. Ya şey ismini unuttum ya. Harun abi mesela. Harun abi iğneden korkuyor. Harun abi bir ara böyle bastıklarında adamın suratı nasıl oluyordu ya? Böyle hemşire getiriyor, böyle kafayı sola falan çeviriyordu. Anladın mı yani? Hani bununla alakası yok ki onun. Tamam. Amına koyayım iğneden korkuyor. Direnir 2-3 saniyeliğine bir şey olmaz. Dersiniz de olur ya. Kadir hocam sen bir görürsün. Yani o sen senersin yok kol falan dediniz ya. Ya kol olsun ya, ne olur. Yani bir kol pozu versinler. Ha, bir kol verin de bir iyi olur bir aslında, bir kol pozu verseniz. Bir şey olmaz ya. Güzel. Senin kollar sağlam. Ben tanıkları merak ettim. Bu nasıl, bu neymiş babam ya? Bu da büyük. İyi güzel. Natural falan diyordun ha, ne diyorsun ki? Oğlum daha... Ben bir şey diyeyim mi? Sana ben baştaki elemanı göremedim. Bir saniyelik çete bak. Ya kol olsun ya, ne olur. Yani bir kol pozu versin de. Ha, bir kol verin de bir iyi olur aslında, bir kol pozu verseniz. Kanka bak baksana bak oğlum, o top ne kanka o oğlum. Ha, bir kol verin de bir iyi olur aslında, bir kol pozu verseniz. Kanka bu ya. Bak diyorum adamımız bu. Ben diyorum sana adam bu. Harbi adam o ya. Güzel. Ebo sesi arttırır mısın? Full de canım. Biraz daha yani fulleyim de çok da bir şey fark etmez ama. Ben bir şey diyeyim mi? Taha değil ya. Mahmut'la Yiğit arasında geliyorum. Taha da çok fena duruyor. Ama Taha'nın derisinden dolayı ben diyorum ki bence o natural olabilir. Vallahi bana da öyle geliyor. Taha da bir şey öyle yok. Mi? Öyle mi diyorsun? Ama ben Taha ile Yiğit'in arasında biraz oynuyorum. Taha'yı mı? Bence oysa. Yiğit. Bence Taha ya. Bence Taha. Çünkü kolları şey. Kendiminki gibi ya, senin gibi, benim gibi yani, böyle düzgün yani cildi. Tamam öyle diyorsan öyle anlarsın. Taha'cığım kusura bakma, valla hakkını helal et. Seni natural olarak sınıflandırdık şu anda ikinci etapta. Ama Taha ben sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Vücut geliştirmeyi böyle para kazanmak için yapmayacaksan tipini çok bozma. Hatta 3-5 kilo daha ver, bak yakışıklı çocuksun. En azından manita piyasasında iyi olursun. Bir reklam filminde oynarsın falan filan. Yani ilaç milaç işine kullanmadıysan inşallah da bundan sonra kullanma. Yok, tipini ya de bozma ya. Dümenden ben... Red Bull ayağı mı? Yani. Ha. Kanka görüşürüz. Ben bu çocuğu sevdim ya, ne bileyim ben. Yani herkesi sevdim de bu çocuk bana daha yakın geldi. Abi adam yakına gelince de damarlardan diyorum ki bu nasıl natürel. Neyse o... benim kafam bitti abi. Ben boş ver. Evet Arda'cığım. Son bir kişi hakkımız kaldı, eleyeceğiz. Aynen. Bak başta da elemiş olabiliriz. Yo ben kafamda eledim. En son sen sordun. Ben devam ediyorum izninle. Buyur ne demek? Jinokomasti oldum mu? Hiç olmadım ya, sıfır. Ben de olmadım. Genetik olarak yatkın da değiliz. Güzel. Evet Yiğit'ciğim, steroidlerle ilgili bilgin var mı?
İlla ki konuşmuşsunuzdur yani. Bilmiyorum dersem yalan olur. Teorik olur, araştırma olur. Çok fazla bilgim var, hatta yarışmacı bile hazırlıyorum şu an. Yiğit abi, ne Yiğit. Yarışmacı mı hazırlıyorsun? Anabolizanlı o. Mahmut Allah'ın. Bizim de var ya, deka. Zaten yarışma Pesto yaptığımı söylemiştim sizlere. Her şeyi vurmuştur var ya. Var. İster istemez sağdan soldan harbi, çok da kullanan. Tutucu falan vurmuştur. Hatta yaş kitlesi biraz daha düştü. Farmakolojik kullananlar, anabolik kullananlar. İster istemez sosyal medyada olsun, bilgi veren videolar olsun. Her türlü öğreniyoruz çevre, sosyal medya videoları. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben şunun taklasındayım. Şunu bir Kerem Bolan yok. Yiğit'in formu sert. Damarları falan. Sert böyle, sert kemik gibi duruyor. Tren'e girdim mi? Ama sıkıntı hocam. Mahmut'un cevaplar Tren yarışmaya problem. Yönelik. Rejiye şunu sormak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce kullanan esas naturalim mi vuruyoruz? Hayır. Kullanan mı bizim için? Natural olmayanı bulacağız hocam. Üçünün de natural olduğuna eminiz. Anladım. O zaman aktif olan kullananı biz bulmaya çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Mahmut yaptı mı yapmadı mı onu bilemem. Şu an ama yapıyor gibi durmuyor bence. Çünkü derisi şey yumuşak. Şimdi ama daha önce belki yapmış mıdır bilemem. Yarıştı adam. Sonra. Şimdi bak onu ne bileceğiz oğlum? Milletin değiliz biz hocam buna koyayım. Yani daha önce yaptım yapmadım. Ha şimdi baktığın zaman. Ben şu an diyorum, şu an için. Bak şu an ya yeni başladı ya diyet yapmıyor, dümende ilaç alıyor. Diyet yapmıyor ya da sporu saldı beni. Öbürü giyiminden dolayı, ya biraz kaba konuşabilir miyim kusura bakmasa? Biz kime benzemiyor. Ya böyle. Yani bana baktığım zaman normal dümenden bir spor diyor. Kadir yani. Hocam bak buranın çıkışı var ha. Ah. Abi çıkış bak ben izin aldım ondan yani şaka tamam mı? Yani Yiğit'ciğim kusura bakma öyle dediğim için. Çok genç bir. Ben bir şey diyemem. Ay neden öyle diyorsun söylemiyorum. Ya. Yani öyle deme ya. İlla ki kullanmıştır bu da. Yani ben yarışmacı hazırlıyorum dediyse. Bilmem ne yapayım. İlla öyle ki de, deme be abi ya. Tamam hocam 19 yaşındayım. Kırma gençlerin nefesini. Kırma. 19 yaşında. Efendim? 17'de falan kullanmam gerekiyor ki önceden kullanmış olmam için. Şu an 19 yaşındayım. Tabii çok küçük yaşta başlaması da lazım. Şu an 19'um zaten. Şimdi dedin ya ben yarışmacı pardon hazırlıyorum. Dediğin zaman şimdi steroid hiç almamış bir adam. Sen o zaman natural dümenden sporcu hazırlıyorsun demektir. Belki onu bilemeyiz. Şimdi ilacın, bak hoca olan bir insanın tamam mı? O ilacı mesela bir boks hocasının bir boks geçmişi olması lazım. Ya hiç boks yapmadın, ben boks hocasıyım. Öyle bir şey yok, ben birçok spor yaptım. Bir şey değil mi? Sen o zaman bak hiç kusura bakma. Haklı olduğunuz konular var hocam. Bence dümenden hocasın sen. 19 ailesi izin vermez ki ama abi aileyle ne alakası var ya bunun? Ya çocuklar ailesini çok mu dinliyor zannediyorsunuz ya? Bizim oralarda vardı 16-17 yaşında. Çocuklar salak saçma geri zekalılarla yüz göz oluyordu. Dünyalar kadar steroid kullanıyorlardır ya. Bu kadar elemanları nereden buldukları belli değil yani. Ailenin nereden haberi olacak çocuğun içeri girip de yapacağını? Ailesinden gidip de abi ben anabolizan vuracağım anne falan mı diyeceğini zannediyorsun? Alakası daha yok. Üzücü yani abi. O yaşlarda abi genel olarak hiç çıkıyor. Bak podyuma çıkmayacaksan, sahne almayacaksan veya bir yani ne bileyim bir profesyonel bir pro kart almak istemiyorsan abi steroidi ucundan dahi bulaşmaman gerekiyor. Oğlum naturalde çok estetik vücutlar var. Ben mesela ciddi söylüyorum chat. Böyle çok iri yarı böyle inanılmaz böyle öküz gibi vücutları değil de daha da çok böyle atletik. Anladın mı demek istediğim? Çok böyle büyük olmayan. Orta karar vücutlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Kanka sen olması gereken anladın mı? Tişörtün içine otur derler mesela. Tişörtün içerisine otur. Olacağı o kanka. Daha da yani abartmaya gözünü kan bürümesine gerek yok. Bak tam nasıl bir vücudun olacak biliyor musun? Manga okuyanlar, anime izleyenler şimdi benim tam ne demek istediğimi anlayacak. Jujutsu Kaisen'de Toji vücudu. Bak çok böyle aman aman büyük değildir. Çok da böyle küçük de değildir. Böyle bir dengede vücudu vardır. Toji vücudu. Çok estetik durur mesela. O yaparsın mesela. O vücutta böyle aman aman bir şey yok. O vücut çok iyi. Ya büyük olma ya. Estetik ol oğlum. Yok hocam tecrübe. Ronaldo mesela. Abi bak Ronaldo vücudu da yani evet. Çok zor bir vücut değil yapılmakta. Ama yani o kadar yağ oranınla birlikte durmak harbi biraz şey disiplin ister yani o vücudu da yaparsın. Çok ayrı teorik bir çok ayrı. Bir şey diyeyim mi sana ben? Hiçbir zaman aynı değil. İlacı kullan. Bir dakika abi. İlacı kullanan insan ilacın ne nasıl bir tepki vereceğini bilir. Ya fit olacaksın aynen öyle. Ben şimdi bazı videolarımı seyrettiysen bak ben her türlü boku kullandım. Kısa kullandım az kullandım. Ne kadar etki vereceğini biliyorum. Hani kimse bana şu ilaç şöyle yaptı bu ilaç böyle yaptı diyemez. Kralı diyemez. İstersen Ronnie Coleman yazın ama. Diyemez. Çünkü biliyorum böyle yaptı diyemez. Ne kadar etki vereceğini biliyorum. Hani kimse bana şu ilaç şöyle yaptı, bu ilaç böyle yaptı diyemez. Kralı diyemez. İstese Ronny Coleman yazar. Diyemez. Çünkü biliyorum Abi bir şey söyleyeceğim. Bu ilaç bu ya. Sektör lan o kadar nasıl yapacak Ronny? Anladım o ilaç. Ronny dalga mı geçiyorsun ya? Bana verdiği tepkiyi biliyorum. Sen de ilacın kime nasıl bir tepki vereceğini bilmen lazım. Az çok. Tabii bu insana göre değişir. Hocam ben bunu biliyorum. Bence bilmiyor. Hani kullanmadıysan bilmiyor.
Onu bilemeyiz. Ama mesela şöyle bir detay var. Mahmut yarışmış. Belki natural yarıştı misal. Bence Mahmut kullandı. Öyle mi diyorsun? Kullanmadıysa da götüm ama. Bak daha önce seni yorumlamıyorum. Şu ana göre bence şu an Mahmut'u eleyelim diyorum. Abi ben Yiğit'i elerim. Ben de Yiğit. Şu an bir şey söyleyeyim mi? Kafamda bizim ekiple birlikte Fein oynadığımız o gün aklıma geldi ya. Tam Fein oyunu gibi şu an elenen köyden asılan birileri. Şu an bak şu Ray 50k şu benim. İlbey de arkadan yalvarıyor ben kurt değilim diye. Tam bizim Werewolf oynayışları yani bunlar. Her yerden tanıdık. Kadir Hoca bana uyuyor. Yiğit'ten en çok şüphelenme sebebim yaşı 19. Yiğit bilekleri ya. Damar yapısı sert duruyor. 19 yaşında yarışmacı hazırlıyorum diyor. Aslında Yiğit. Burada soruların dobraca bile söylenmesi gerekiyor. Bunlardan şüpheleniyorum. Mahmut'ta da şundan kafam paradoksa girdi sadece. Şu an natural duruyor kesinlikle. Çünkü cildi mildi çok normal. Pump sert değil adam. Ya ben... Valla ben... Yiğit yani. Sayın Yargıç. Ronnie Malvar'ını bana bağışladı. Bana sağlık sorunu falan dendi kardeşim. Ben patladım önceki videoda. Ben bence Mahmut'u eleyeceğim. Bence de. Ben Mahmut'u elemem. Bence Mahmut'u abi kıyamıyor. Kadir Hocam. Yok işte. Ben Mahmut abi. Abi. Reci sen karar ver ne yapalım. Olmak için üstlerini çıkarıp poz versinler, siz ona gelin. Tamam, kabul. Kadir abi seni kırmıyorlar, sen seksi bir hakemmişsin. Çıkarabilirsiniz abi. Evet, soyunalım arkadaşlar. Çırılçıplakta soyunabilirsiniz, sıkıntı yok yani. Kadir abi. Bir saniye. Kadir abi, nasıl sağlam adam? Kanka sol çok ya. Bak sağ hiçbir şey de yani sol harbi söylüyorum bak. Sağdaki de çok güzel bir vücut. Eyvallah da kanka sol yani çıtır çıtır bağırmaya başlıyor. Sol yani bu. Baksana şu trapez bak. Nereden ayrılıyor kanka. Diğer adamın trapezi eyvallah. Ama o biraz boyuttan kaynaklıyor da şu trapez normal bir trapez büyüklüğü değil. Hafif hafif yani. Şimdi kanka adamlar sağlam çocuklar harbiden. Şimdi biraz daha fikir bir de 19 değişti. Yaşında bence... oğlum adam. 19 yaşında öyle trapez olmaz be kardeşim. Fikir de kullanma. 19 yaşında ne biliyor musun? Farklı fikrine sokayım. Oğlum bir fikirle birleşemedik ya. Tamam. Tamam söyle. Sonuçta birini eleyeceğiz. Ben şu mantıktayım. Önceden yarışma yapmış, belirli bir derece almış biri kullanmama şansı çok düşük oluyor. Ama şu an belki kullanmıyordur. Örnek veriyorum. Ama biz şu an aktif kullananı bulabileceğimiz için ben şeydeyim. Yiğit bence natural olmayabilir. Çünkü trapezleri, sertliği. Ondan dolayı bence biz Mahmut'u eleyelim. Ben artık kazanmak istiyorum. Rezil oldum. Ya kanka şöyle. Bence bunlar ikisi de ilaç kullanıyor. Ha dün kullandı, bugün kullandı bilmem. Biz şu an ama son 6 ay içinde bunlar ikisi de ilaç kullandı. O içtim pişti pişecek. Öyle tahmin ediyorum. Onlardan biri. Tahmin ediyoruz zaten. Ne bileyim. Bir anabolizan içmiştir hocam. O zaman ben Mahmut diyorum, eleyelim diyorum. Yiğit'i sona bırakalım. Ya tamam öyle diyor. Kabul mü? Kabul. Yeter artık. Yalvarıyorum yine bir taklaya gelmeyelim şimdi yani. Kaldıracak halde değilim. Mahmut'cum sağ ol. Teşekkür ederim ne demek. Seni doğru olanı mı bunlar bence ya. Dur bakayım doğru olanı mıydı? Biliyorum buradan. Hepten çıkma kanka yine burada dur çağıracağız seni. Evet Yiğit'cim seni sonra bıraktım. Natural değilsin diye seçtik. Tabii ki de ben nedenlerimi söyledim. Kadir Hocam da dümenden analizleri ya yaptı. Ya şimdi bak biraz bol giydi ya. Hani dedim ya ben biz gibi benzemiyor diye. Ama yanılmışım bu giyim olayı da çok evet ilaç kullanmış. Böyle ya delikanlı abi. Ya ilaç kullanmadım derse de dümenden analiz. İlaç kullansa yoksa tabii. Arkadaşlar şimdi 4 kişi tişörtüyle gelecek natural olanlar şu an için diyorum. Sırasıyla üstünü çıkaracak sonra natural olmayan kalacak. Evet bakalım. Evet Kadir abi savaşçılar geldi yine alana. Şimdi bakalım tahminimizde yanıldık mı? Doğru mu? Evet, bakalım abi. Cumanı söyle bakalım abi. Bir şey dökün. Soyunuyorum hocam. Adam ne istiyormuş yalnız bu, adam iyiymiş. İyiymiş kanka bu, çocuk da iyiymiş harbi. Abi bu nasıl? Bu da çok, adam çok iyiymiş ya. Bak ben harbiden tahmin ettim. Şimdi izleyiciler diyor ki bir sikimde tahmin etmedim. Biz onu eledik ya. Bir sikimde tahmin etmedin Kadir yani, hocam. Bir gözle bakınca. Yani bunun da aslında natural olarak yapılabilecek bir şey. Trapezleri çok fena. Aynen. Trapezler baskın. Yani genetiği iyi olur, yapılabilecek bir vücut. Yarını görmüşüm zaten. Bundan çıkmaz, tamam mı? Natural olduğumu söyledim başta. Kullanmadım ben. Videonun sonunda da göreceğiz bakalım. Diğer natural üstüne çıkarsın abi. Hadi zaten abi bu adam... Bu abimiz yapmaz ya. Reis bak şimdi ben... Sen de çok paradoksta kaldığımız biriydi. Natural mi? Başka bir natural.
Evet, sıra bende falan deyip çıkartıyorum değil mi? Üçüncü natural benmiş. Ulan ya kanka. Abiymiş. Baksana oğlum çocuğa maşallah. Oh be sonunda baba ya. Yeter artık ya. Kadir abi senin yüzünden patlayacaktık bu videoda da. Natural olarak da yapılabilecek vücut. Abartı değil yapılabilir yani. Genetiği iyi olur yaparız. Yani... Şu mu? Hocam. Yapılabilecek vücut. Abartı değil yap. 3 senede yaparız onu vücudu. Yani. 4 senede. Genetiği iyi olur. 4 senesi var yani bu vücut. Böyle 3-4 senede yapılacak bir vücut da çok. Genetiği iyi yalnız ya. Harbi genetiği iyi. Yaparız. Yani birçok insanın özendiği bir göğüs genetiği felaket ha. Bizim adam harbi okuyor ya. Teşekkürler abi sağ ol. Ya. Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Ben bu bölümde patlarsak bizi yok edeceklerdi. Artık yani patlamamak için. Hep ben çünkü konuğa... Yalnız bir şey söyleyeyim mi? En sağdaki ve en soldaki natural olan iki tane arkadaş steroid kullanan arkadaştan daha büyük. Bu bir gerçek kanka. Harbi söylüyorum. Yani o iki tane adam eğer ki naturalse o az önceki... ya. Yeni kullanandan gerçekten daha büyüktü. Odak oynuyordum. Daha estetik duruyordu yani. Normalde ama bu sefer abi kendi fikrimin üstüne biraz daha gittim. Ama 19 yaşında evet o da bir gerçek. Bir sağ bir solla yani. Ama 19 yaşında olmasına rağmen. Gitmek istedim. Şimdi. Ama bence. Ben gördüm ama biliyor musun kanka? 18-19 yaşında da çok büyük devasa çocukları gördüm. Hepsi de gördüm. İyi çocuklar yani. Bence de aynen öyle. Yani biraz böyle. Hatta o makara vardır bilmiyor musun? Instagram'da 18 yaş naturalim falan bilmem ne der böyle öküz gibi. Yani dikkat et. Ben niye soyunuyorum amına koyayım? OnlyFans mı lan burası? Yarın ben niye soyunuyorum? Makine gibi çocuklar. Ben soyunmam hiç kardeşim. Formunu ver o zaman da bir görelim ya. Madem. Ben niye soyunuyorum kanka? Hayır. Soyunmayacağım ya. Bunun 9 yaşında harbiden. Şimdi bak ben bir şey söyleyeyim bak. Hani ben dedim ya demin biraz paçot gözüküyor gibi. Bak size yemin ederim benim fikrim. Neyse adım neydi? Abartma. Kafi geçtik. Bak Cumali bu arkadaştan daha iyi. Biraz şöyle bir tiplet düşeyim ben. Ben de 1,5-2 aydır falan ya beslenmem kusursuza yakın diyebilirim. Birazcık diyet tarzı bir şey yapıyorum. Bundan önce 97 kilo mesela falan. Bu arkadaş da fena değil. İlaç almasına rağmen genetiği hani kolları fena değil Allah'a var. Ama göğüs bana göre tıraş ya. Hani biraz biçkime benzemiyor dedim ya kusura bakma kanka. Ama iyi tabii şu anda ama. Trapezler falan çok sağlam omuz başları falan. Ya o kadar da sağlam değil. Ya trapez zaten bazı insanın gelişir tamam her hareketi yapar. Bak normal bir şekilde yolda görsem ben de eyvallah çekerim de 19 yaşında dedim mi kanka biraz daha şey geliyor yani bana. Ama sen de mesela çıkarınca çocuk falan. Çocuklar harbi büyük geliyor ya. Yaşını düşününce ben mesela 19'umu düşünüyorum. Ben 19 yaşındayken. Hatırlamıyorum 19'umu. B12 eksikliğimi sikeyim devam edelim. Hocam bilerek çok. Dedim oversize giyeyim. Baksana oğlum beyler, en sağdaki naturale. Yani şimdi yarışma yapsalar ben... Boğa gibi veriyorum. Duruyor çocuk yemin ediyorum. Bacakları görmek lazım. Çıkart adam. Bacağı neyse yüktürüyor. Ray sen kaç yaşındasın şu an? Ray sen kaç yaşındasın? 18 mi? 19 musun sen? Sen 18 yaşındasın bak al. Ben sana bir tane eleman göstereyim hemen şimdi sana bak. Ray 50k bu benim moderatörüm. Bak bu 50... Bu Ray 50k. Bu eleman kardeşimiz... 18 yaşında hesap et. Ya bir yıl küçük. Al mesela bu eleman tombul Efes içiyor anladın mı? Bak. Ya bu eleman bu. Bu yani düşün. Bu 18 yaşında mesela. Öbür eleman da 19 yaşında. Bacakları da açayım istiyorsanız. Aç oğlum. Dormu da indir hemen. El bir şey görsün. İndir oğlum ne utanıyorsun? Hocam. Oğlum donu değil, eşofmanı indir efendim ama donu demedim sana. Ya izin varsa indireyim. Ya indirme oğlum. Ya indirme. Ne olacak oğlum? Sahnede öyle yapıyorlar, doğru söylüyor. İndirsin bir şey oğlum, olmaz. Oğlum çıplak demiyorum bacağım. Abi diyor, olsun, slip falan varsa hoş durmaz ondan da olur. Heee öyle mi? Abi sende bir şeylik mi var ya? Kanka adam donunu bindir o boxer amına koyayım Şimşek McQueen'le. Of, aura 6 milyon. 700 abi, milyon aura. Abi eşofman şeylerini. Çıkarayım mı? O zaman birkaç arkadaşla çıkart. Tek çıkaramam. Ya oğlum sen manyak mısın? Çıkartsana eşofmanını. Baksın. Abi ben tek başıma donumu çoraplara çıkarayım mı? Kadı abi neyi merak ediyorsun bu kadar? Ben oğlum bir şeyi merak etmiyorum. Adama donumu çıkar demiyorum ya. Bu tarafa mı geliyorsun? Oğlum bana dön bana. Ben kendimle hoş olmayacak ama ya. Ya tamam. Sahnede ama bunları yapıyorlar ya. Bana şu an mesela çok absürt gelmedi kanka. Neden biliyor musun? Çünkü
Sahnede de genellikle böyle biraz da böyle mayo tarzı bir şeyler yerler çıkardı. Genel olarak yaparsın ya bunu. Biz çocuklarla kendi aramızda da yapıyorduk. Yani kendi aramızda yapıyoruz şimdi. Donumuzu indirmek değil ya. Genellikle kanka bu taraflar nasıl? Şu tarafları iyi görüyor musun olarak? Ulan ne kadar iğrenç anlattım hikayeyi. Baksır yok ya. Baksır yok ya. Hayy! Ya baksır yok. Ne kadar ben donunu mu indiriyorsun onu amına koyayım? Donsuz gezer mi adam? Atmayız istersen. Oğlum aldığında don giymiyorsun. Giyiyorum. Neyden utanıyorsun? Çıkar istersen. Kadir abi. Hoca'nın formunu merak ettim hocam. Dedim, Kadir Hoca çıkarsın. Ooo. Bacakları kalınmış kanka. Bacaklar kalın bana abi baksana. Kadir Hoca'nın ağzı suyu akacak yalnız şimdi. Bir şey diyeyim mi? O sağlayacak bir... Bacakları bir şey ha. Deniliyor mu 10 numara çocuk abi? Yani dayı yalnız o dalga hani neymiş harbi yanlış anlama da. Gölgesinde serinlersin. Kral. Bence hepsinden de iyi. Oğlum şu aralar gerçek söylüyorum. Bak kendimi neden kötü hissetmeye başladım biliyor musun? Herkesin sanki 25 santim, 18 santim pipisi var da bir küçük pipi benim kalmış gibi hissediyorum şu aralar ya. Geçen de Semih Cenk'i gördüm. Sahneye çıkarken böyle hafif rahat böyle fresh bir şey giymiş. Ya birader kanka harbi söylüyorum bunlar dalgalar nedir be kardeşim ya. Oğlum bir tek bize mi bu küçükler denk geldi ben anlamıyorum. 3 santimlik pipim var. Diğerleri elemanların kolu gibi kanka bu. Gidin de o zaman bakkala ekmek almaya yollayın kanka. Nedir ya bu? Va canım sıkılıyor ya. Abi harbi canım sıkılıyor arkadaş, yani. Bir daha sen dinlesene kanka. Baksırım desenli benim şort ya ben CV'yim. Şortu CV'yim direkt. Olsun benim de desenliydi. Ya bunun da bacakları fena değil. Kocaman. Ha. O siyahlık ne kanka? Çok mu iğne oldu? Yarayız ya. Yavaştan bir sivilce patlar tabii. O ne yapacak ya bir şey yok. Ya bu yeni versiyon da bak şimdi. Karaciğeri çünkü oturuyor. Vurum falan yapardım. Yorar o karaciğeri yorar. Yapardım ya. Ben hiç bacaktan vurmadım. Bacaktan vuruyor, götünden vuruyor, omuzdan vuruyor. Millet nereden vuracağını şaşırmış amına koyayım. Ben şimdi neyden şüphelendim biliyor musun? Cumali don giymediğinden şüphelendim. Yani o kadar şey. Çok iğne. Orada bir... Ya burada erkeğiz yani. Ama şimdi yayınlanacak ya. Evet, evet. Uygun olmaz diye. Oğlum millet çırılçıplak geziyor lan yayınlarda. Onlar utanıyor sen, ya sen niye Cuma Ali'yi oynuyorsun? Bıraksana çocuğu rahat et. Kadir hocam da yalnız fazla istedi gibi geldi bana bilmiyorum. Yok Cuma Ali'nin fiziği benim hoşuma gitti. Bilmiyorum ama artık. Dayanamadım yani da biraz ama, fazla istiyormuş gibi. Herkes soyunsun. Ya. Kameraman da soyunsun ben falan. Ben de formluyorum ben bunu. Tamam hadi görelim. 30 kilo verdim ya. Görelim. Ben 5 senedir hiç ilaç kullanmıyorum. İlk defa soyunuyorum ya. Evet bugün konuğumuz Kadir Bey. Dümenden bir pozlama alabilir miyiz? Alacağız abisi. Soyunuyorum. Arkadaşlar bak bunu da kendi kanalımda bile hiç soyunmadım. Arda, Lavuna yani arkadaşımıza da fiyat olsun. Abi kılları hocam, almayı unutmuşsun. Hocam çok iyi ya. Çok iyi ya. Oo, fenasın ha. Nasıl kanka? Kilisyen de yorum bak. Müthiş. Çok iyi Fenerin hocam. Gibi, bak 5 senedir ben hiç sırt çalışmadım bak. Yemin omuzum çok ağrısından aşağı yukarı 3-4 senedir de dümenler idman yapıyorum. Son şu an o, yani o steroidli elemanın yanında var ya bak. Steroidli eleman ezildi yani şu an. Zorlamasıyla fena. İdman yapıyorum. Bu ay sonunda ilaca başlayacağım. Görüyorsunuz nasıl bir sert pozisyonu. Bak kolları hala yerinde. Kolları hala yerinde. Kadir hocam bir de sırttan alsak arkadan. Kadir abi. Ay ay. Yaş kaçtı Kadir abi? Ha? Yaş kaçtı? Yok 58. Maşallah. Bak yemin ediyorum. 58 mi? Yalanım varsa tekrarlık olayım. Aşağı yukarı 4 senedir sırtı 3 aydır sadece lat buldum. Oğlum Kadir Hoca 58 yaşında mı? Maşallah oğlum o zaman 58 ise harbi 58 yaşındaysa bu bayağı iyi kanka. Onu yapıyorum. Sadece onu yapıyorum. 5 senedir hiç bacak çalışmıyorum. 3 aydır çalışıyorum. 3-4 senedir omuz çalışmıyorum. Bazılarını göt edeceğim. Arabi 58 beni de şoka soktu. Sorma ya ondan. Sen biliyorsun ama girmeyeceğim o mevzuya. 3 ay... Abartma.